Merhaba arkadaşlar, ben Ahmet Arslan, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Merhaba, bu videoda Türkiye'nin Taşlıçay ilçesinde bulunan Alakoçlu Köyü, yani Kürtçe ismiyle ihtiyar bilinen Alakoçlu, doğal güzellikleriyle, sıcak insanları ve geleneksel yaşam tarzıyla dikkat çeken bir köyümüzdür. Videomuzda köyün günlük yaşamına dair ilginç detayları ve geçim kaynaklarını bakabiliriz. Köydeki tarım faaliyetleri, iklim koşulları ve yerel halkın günlük rutini hakkında bilgiler sunacağız. Ayrıca köyün tarihine ve kültürel mirasına dair önemli noktaları da değineceğiz. Eğer Türkiye'nin kırsal yaşamına merak ediyorsanız bu video tam size göre bence. Sizce Alakoçlu köyü keşfetmeye hazır mısınız? Hadi bu eşsiz köyde bir gezintiye çıkalım ve yerel yaşamının güzelliklerini birlikte keşfedelim. Videoyu izledikten sonra yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Alakoçlu Köyü, Ağrı'nın doğal zenginliklerle bezeli bir köşedir. Köy muazzam güzellikteki çayırlarla adeta bir doğa harikası olarak öne çıkar. Yeşilin her tonunu barındıran bu çayırlar mevsim değişiklikleriyle birlikte renk cümbüşüne dönüşerek ziyaretçilerini büyüler. Özellikle dikkat çeken bir özelliği çayırın ters akmasıdır. Doğanın bu ilginç özelliği Alakoçlu köyünün diğer yerlerden ayıran bir özelliği olarak gösterir. Ters akan çayır görsel bir şölen sunarken çevresindeki kaynak su çeşmeleriyle adeta bir yaşam kaynağına dönüşür. Temiz ve berrak sular köyün doğal güzelliklerini tamamlar. Çayır mezraları köyün etrafını saran eşsiz manzaralar sunar. Bu doğal güzellikle çevrili olmak ziyaretçilere huzur ve dinginlik verir. Mera güzellikleri köyün doğal kokusunu koruyarak çeşitli bitki örtüsüyle kaplı geniş alanları içerir. Bu alanlar köyün çevresindeki doğal yaşamı destekler ve zengin bir biyoçeşitlilik sunar. Yaylalar ise Alakoçlu köyünün yüksek yerlerinde yer alır. Bozkır'ın zengin bitki örtüsü bu yaylalarda benzersiz bir görsel sunar. Serin atmosferin keyfini çıkarabilirler. Alakoçlu köyü sadece güzellikleriyle değil, aynı zamanda doğal bir yaşam alanı olarak da ön plana çıkar. Misafirlerini unutulmaz bir deneyim sunar. Alakoçlu köyünde geçim kaynağı genellikle tarım ve hayvancılıkla faaliyetlerine dayanmaktadır. Köylüler tarlalarda buğday, arpa gibi ürünler yetiştirerek kendi geçimlerini sağlarlar. Ayrıca hayvancılık ve köy halkının önemli bir geçim kaynağıdır. Sığır, koyun, keçi gibi hayvanlarla uğraşarak et ve süt ürünlerini de elde ederler. Tarım ve hayvancılığın yanı sıra köyde el sanatları, patik ve el lif gibi geleneksel sanatlar da bir gelir kaynağı olarak bazen bunu satarlar ve geçim elde ederler. Doğal güzellikleri ve geleneksel yaşam tarzıyla dikkat çeken Alakoçlu köyün potansiyel bir gelir kaynağı olabilir. Ziyaretçiler köydeki doğal güzelliklerini keşfetmek, geleneksel festivallere katılmak, yerel ürünleri satmak için köyü ziyaret edebilirler. Köy halkı genellikle kendi ihtiyaçlarını karşılamak ve ekonomik sürdürülebilirliklerini sağlamak adına bu çeşitli faaliyetler yürütüyorlar. Alakoçlu köyünde geçim kaynağı genellikle tarım ve hayvancılıkla faaliyetlerine dayanmaktadır. Tarlalarda buğday, arpa gibi ürünler yetiştirerek kendi geçimlerini sağlarlar. Ayrıca hayvancılık ve köy halkının önemli bir geçim kaynağıdır. Sığır, koyun, keçi gibi hayvanlarla uğraşarak et ve süt ürünlerini de elde ederler. Ayrıca Alakoçlu köyünde hayvancılık da yaygın bir tarım faaliyetidir. Sığır, koyun, keçi gibi hayvanlar yetiştirerek et ve süt ürünleri elde edilir. Hayvancılık köy ekonomisinin bir parçası olarak köylülere gelir sağlar. Bu tarım faaliyetleri köydeki halkın kendi ihtiyaçlarını karşılaması yanı sıra ürünlerin satışıyla ekonomik katkıda bulunmalarına olanak sağlar. Alakoçlu köyü de bu genel iklim özelliklerini paylaşır. Alakoçlu, Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesine yer alan bir şehir, genel olarak soğuk ve karasal iklim koşullarına sahiptir. Bu iklim kışları soğuk, kar yağışlı, yazları ise genellikle sıcak ve kuru geçer. Alakoçlu köyünde bu genel iklim özellikleri paylaşır. Kış aylarında sıcaklıklar sıfırın altına düşebilir ve kar yağışı oldukça yaygındır. Bu durum köyde karla kaplı beyaz bir örtüyle oluşur. Yaz aylarında ise sıcaklar yükselebilir, güneş günler görebilir. Ancak genel olarak bu bölgenin iklimi diğer mevsimlerde olduğu gibi yaz aylarında da kuru bir karaktere sahip. İklim koşulları tarım faaliyetlerini etkileyebilir. Karasal iklim belirli bir bitki türlerinin yetişmesine ve tarımın belirli koşullara uygun olmasına neden olabilir. Bu nedenle Alakoçlu köyündeki tarım faaliyetleri iklim koşullarına uygun ürünleri içerecek çeşitli planlanır ve yürütülür. Alakoçlu köyünde tarım faaliyetleri buğday, arpa gibi tahıllar köyde önemli tarım ürünlerindendir. Bu ürünler hem köy halkının kendi üretimi için kullanılır hem de pazarlamak adıyla. Benim köyümdeki tarihi yapılarına bakalım. Zaman zaman yapılan çalışmalar ve yetkililerin açıklamalarına bakıldığında Taşlıçay bölgesi tarihi yapı bakımından yoksun olduğu düşünülmektedir. Halbuki Taşlıçay ilçe merkezli bir bağlı, köyleri tarihi kanıtlara dolu. Söz konusu tarihi yerler sahipsizlikten ve cahilce yapılan kazılar neticesine gün be gün harap olmuşlardır. Taşlıçay ilçe merkezinde bulunan Karol Tepesi, ilçelerin güneyde yer alan kale kalıntıları büyük tarihi yapıtların olduğunun göstergesidir. Bölgedeki tarihi gerçekleri daha da gün yüzüne çıkarmış olur. Ağrı ili Taşlıçay ilçesine bağlı Alakoçlu Köyü, tarihi bakımından en eski yerleşim yerlerinden birisidir. Fakat sahipsizlik köydeki tarihi yerleri bir türlü gün yüzüne çıkarmamıştır. Ziyaret Kalesi, köyün güneyinde bulunan ve manevi yönüyle bölge halkı arasında değerli olan Ziyaret Kalesi, ziyarete içerisinde çok eski tarihlere ait mezarlık, şehitlik, dilek çeşmesi, çeşitli meyve ağaçları bulunur. Üst tarafında bulunan söz konusu kale bilinmeyen tarihte yapılmış, muhtemelen bazı şu an az kalıntıları mevcuttur. Olkasor, köyün doğusuna bulunan Dima bölgesinde dağın yamacında tesadüfen ortaya çıkan bir manastır, Karadeniz bölgesindeki manastırları andırmaktadır. Kalıntısı hala devam etmektedir. Boğaz Kalesi, köyün güney-batı bölgesinde bulunan Boğaz bölgenin güney yamacında bulunmaktadır. Ziyaret Kalesi gibi yakılmıştır. Şu an çok az kalıntıları bulunmaktadır. Kaldırım Kalesi, Kadirme Kalesi deniliyor. Köyün güneyinde Mezra bölgesinde bulunmakta, yapımı tarihi belli olmayan kaleye dayandırmaktadır. Ama şu anki kalıntılar çok az mevcuttur. Guje Kalesi'ni köyün güney doğusunda bulunan Mirafşe bölgesinde bulunur. Çok bir yerleşim yeri olduğu değerlendirilen kalede zaman zaman hazin aramaları çalışmaları yapılır. Şikevt Kürtçe'de mağara demektedir. Köyün güney doğusuna bulunan Mirafşe mıntıkasında bulunur. Eski insanların yaşamış olduğu bir mağara olduğu değerlendirilmektedir. Yedi değirmen köyün alt tarafında bulunan tarafından geçen derenin kenarında bulunan 7 ayrı değirmen kalıntısına ibarettir. Sahipsizlik ve bilinçsizle yapılan kazılar neticesinde söz konusu değirmenin ufak tefek kalıntılar bulunmuştur. Videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar, bizi kanalımıza destek için beğenmeyi, yorum yapmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.